Hatırlayacak olursanız ben size aylar önceden yani 5 ay önceden Haziran ayında altının gramının 1500 lira civarına geleceğini söylemiştim. Evet bugün itibari, itibariyle 1461 lira. Yani dolayısıyla 1500'e doğru gidiş başladı ki dünden bu yana bayağı önemli bir sıçrayış oldu. Tabii bu arada rantçılar Fırsatçıları da unutmamak gerekir. Birden yükseltip 3-5 lira düşürüp tekrar aradan kar etmek isteyenleri unutmayalım. Ama altının normal gidişi 1.500 lira olması gerekiyordu. Olması gereken rakama doğru gidiyor altın. Ve ben size her defasında şunu söyledim. Dedim ki ben ekonomist değilim, bir yatırım danışmanı değilim ama. Bunlara çok kızdığım için, sizin üzerinizden rant sağladıkları için bir kesim, hepsi değil ama bir kısmı bunu söyleyeyim. Yoksa benim altınla, dolarla ya da bitcoinle benzeri para birimleriyle benim işim yok. Onu çok açık konuşayım. Benim altın hesabım da yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu bir. iki kesinlikle ve kesinlikle bu anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden lütfen sadece dinleyin. Kendi ee, düşünce gücünüze karar verin ama benim söylediklerimi bir kenarda not olarak tutun. Sizden istediğim bu. Yoksa bir yatırım danışmanı gibi burada size anlatımda bulunmuyorum. Peki neden bu videoyu yapıyorum? Şimdi bakın arkadaşlar ben altın tahmini yaparken araştırmacı yazarım. Bakın unutmayın ben araştırmacı yazarım. Evet geçmişte gazetecilik yaptım çok uzun süre yani 22 yıl 23 yıl ama onun da ötesinde işte 9 tane kitap yazarken hani hep bir şey yaptım. Araştırmacı yazar olarak bütün kaynakları değerlendirdim. O yüzden beni öyle değerlendirin. Yani her konuda konuşuyor. Her konuda konuşurum. Konuşma hakkım var. Çünkü araştırıyorum. Günün 12 saati sadece Türkiye'yi değil yüzlerce kitap Artık sayısını unuttuğum kadar abonelik var yurt dışındaki yayınlara. Bunların hepsini inceleyerek hani bir analiz yapıyorum ki bunların içinde politika var, siyaset var, ekonomi var, uzay var, dünya dışı varlıklar var, antik çağlar var, hepsi var. Hepsi konusunda konuşurum ama altın üzerime yapıştı. Ben de altından devam ediyorum en azından. Küçük yatırımcıya en azından kendi emeğiyle kazandığı, alın teriyle kazandığı parayı Korumaya çalışan insanlara bir faydam olsun diye. Yoksa benim büyük yatırıcı, yatırımcıya yol göstermek ya da onlarla bir işim olmaz arkadaşlar. Benim bir işim yok onlarla. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim konuya. Şimdi bakın ben Bank of America New York merkez bankası bütün onların yayınlarını takip ediyorum. Şu an önümde Bank of America duruyor. Bank of America'nın 2023 yılı için yapmış olduğu altın değerlendirmesi var. Şimdi buradan baktığımız zaman altının size Eylül ayında kaç liraya geleceğini, yıl sonunda ne kadar çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim gibi geliyor. Ama şimdi önce Bank of Amerika'ya bakalım ne diyor. Ondan sonra devam edelim. Şimdi Bank of Amerika'da e, adının açıklanmasını istemeyen bir kişinin açıklaması bu. Bank of Amerika'nın yetkilisi. Bakın Bank of Amerika dünyanın altın bankası. Sadece Amerika'nın değil dünyanın altın bankası onu da söyleyeyim. O yüzden yola çıkalım. Çünkü çok önemli. Onların yaptığı her hamle ya da her e, ne diyelim analiz e, bizler için bir şekilde ipucu oluşturuyor. Şimdi diyor ki bu kişi isminin açıklanmasını istemediğim biz diyor e, şu anda altın yani onsu bin 983 civarında işlem görüyor. 1983 dolardan işlem görüyor. 2000 eşiğini yaklaştı ve 2000 eşiği kırılacak gibi görünüyor. 2023'te şimdiye kadar altın fiyatı bugüne kadar olanı söylüyor. 2023'te sadece şu 5-6 aylık dönemde %19'un üzerinde artarak takdir eşayan bir performans sergiledi. Amerika için bu bir rekordur diyor ki unutmayın her defasında FED altını baskılamak için elinden geleni yaptı. Elinden gelen yalan propaganda yaptı ama altını bu kadar baskılayabildi. Artık FED'in de boyunu açtı altın olayı. Çünkü dünyadaki gerilimler de altından ilgili gelişmelere damga vuruyor. Onları birazdan anlatacağım ama Bank of America'nın açıklamasına bakalım. Çok önemli. Şimdi şöyle diyor, emtia stratejisiymiş bu stratejisti yani bu açıklamayı yapan öngörülen benim öngörüm diyor ons başına 2500 dolar kilometre taşını gerçekleştirmek için bu yıl sonuna doğru altın çok daha fazla değerlen, değerlenecektir diyor. Sonuç olarak altın bu yıl ons başına 2500 dolara çıktığını haklı olarak yani hak ediyor anlamında bir şeyle de bitirmiş. Ve şöyle de bir not düşmüş. Merkez bankaları 2023'te büyük miktarda altın satın aldı. Bir zamana denk geldik diyor. Özellikle Çin altın stokunu Mart ayından bu yana 18 ton artırdı. Türkiye de artırdı arkadaşlar unutmayın ve değerli metal varlığını 2068 tona yani altın varlığını 2068 tona çıkardı. Dünya Altın Konseyi tarafından bildirildiği üzere diyor. Merkez bankalarının 2022'de başlayan altın satın alma eğilimi 2023'te de devam edecek gibi görünüyor. Ek olarak Google Trends'ten alınan istatistikler 2023 Nisan ayının ilk haftasında altın nasıl satın alınır arama sorgusu sorgusuna 100 milyondan fazla tıklama yapılmış ve 100 üzerinde 100 puan almış. Şimdi burada isim veren bir tane kıdemli ekonomist var. Bu da aynı şekilde gene Bank of Amerika'da görevli. Aditya Bohave diye birisi. Mart 23 başlarında yayınladığı ve Fed'in oranları artırmaya devam edeceğini tahmin ettiğim diyor. Bir nota rağmen bankaların emtia stratejilerine müteakip raporları oran artışlarının sona ereceğini öngördük. Strateji bu hafta son bankacılık kargaşalısından etkilenen piyasalar faiz indirimlerinde fiyatlamaya başlayacaklar. Bu nedenle altın alıp başını gidecek anlamında bir açıklama yapma. Şimdi gelelim bilgisayarı kapatıyorum. Yani şu anda e, size okuyacağımı okudum. Yani bizler bu şekilde yani ben kendi adıma söyleyeyim ben bu şekilde altın için konuşmadan evvel en az 4-5 kaynağı tarıyorum ki bunlar dünya çapında önemli kaynaklar ve bu kaynaklardan yola çıkarak size aktarıyorum. Şimdi şöyle anlatmam gerekiyor. E, bugün Çin e, iki gündür Çin gemileriyle Çin gemisiyle Amerikan savaş gemileri birbirleriyle it dalaşına girdiler. Daha doğrusu Çin gemileri Amerikan donanmasının önünü çok tehlikeli biçimde kesmeye başladı. Bu bir. Havada gene aynı şekilde ee, Amerikan F-16'larına Çin uçakları önleme yaptı. Çarpışma an meselesi. Yani bir savaşın çıkması gerçekten bir pamuk ipliğine bağlıyız ki Çin bu konuda hem açıklama yaptı dünya savaşı kimsenin içine yaramaz ancak Amerika'ya da burada nefes aldırmayız gibi bir tehdit dolu açıklama yapmaya devam ediyor ve dolayısıyla Amerikan donanmasının direkt önüne geçen Amerikan donanmasını Pasifik okyanusunda kıpırdayamaz hale getiren bir e, politika izlemeye başladı ki bugün NATO çok büyük Baltık denizinde bir tatbikat başlatıyor ve bu tatbikata karşılık e, Rusya'da Bilemiyorum şu an asker sayısını söylemişlerdi ama tam bilemiyorum. Ee, çok büyük bir tatbikat askeri tatbikat başladı. Baltık Denizinde de gerilim hat safada. Bütün bu gerilimlerin hepsi altına yansıyacak. Bakın altın alırken bu gerilimleri hesaplamak zorundasınız. Yani dünyayı okumak zorundasınız. Eğer dünyayı okumadan altın alırsanız beklentilerinizin çoğu gider. Ama dünyayı hani bir şekilde okuyarak altın alımına devam ederseniz karlı çıkarsınız. Dolayısıyla savaş ihtimali güçlendiği zaman ve savaş ihtimali yükseldiği zaman çok iyi bilinsin ki altın yükselir. Savaş çıktığı zaman ilk yükselecek olan değer altındır. Bunu unutmayalım. Yani altının yükselişi bu şekilde engellenemez. Bugün antik çağdan beri tüm dünya savaşlarında ya da savaşlarla ilgili tüm Olaylarda sadece ve sadece değer kazanan metal, değerli metal altındır. Başka hiçbir şey olmadı. Bunu da belirteyim. Şimdi gelelim diğer konuya. E, altının nasıl değerleneceğine. Bugün bu gelişmeler olduğu için Türkiye'deki altın da bir anda 100 lira gibi çok ciddi bir zıplayışa sebep oldu. Evet birileri çok büyüklü miktarda altın aldığı doğrudur yani bugün. Bunlar altın nakit alınmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Real altın ortada yok. Real altın alınan yok. Ortada alsanız da paranız olsa da bulamazsınız büyük miktarda almayı. Dolayısıyla e, bunlar bankalarda Altın mevduat hesaplarında bir çeşit borsa oyunu gibi alım satım yapan hesaplar nedeniyle garip garip yükselişler ve düşüşler oluyor ama şu anki yükseliş sağlıklı bir yükseliş. Zaten Haziran'da 1500 lira olacağını öngörmüştüm. Şimdi bana şu soruyu soracaksınız. Peki diyeceksiniz. Şu 3 ay içinde ne olacak? 3 ay içinde altının yavaş yavaş yükselişi devam eder. Hatta biraz baskılanır sahte satışlarla birlikte baskılarlar ama Eylül ayından itibaren altının 1700 lirayı geçeceğini söyleyebilirim. Eylül ayında altın 1700 lirayı geçer arkadaşlar. Eylül altın için kritik safha. 1750, 1700'de 1750 civarında yani Türk lirası civarında gram altının bir değere ulaşmasını bekliyorum. Tabii ki aynı şekilde e, altının onsunun da 2300-2350 bandında olmasını bekliyorum. Ve yıl sonuna doğru... Bank of Amerika ile aynı görüşteyim 2500 dolar civarını görmesi muhtemeldir. Bu Türkiye'de de yıl sonunda bunu yaptığımız zaman altın net olarak 1850-1900 lira bandına ulaşacaktır. Yani bir kere bunu net olarak söyleyebilirim. Yani 1850-1900 hatta 2000'i görme ihtimalimiz var ama Eylül ayında 1700'leri göreceği kesin. Şimdi tekrar ediyorum. Bu sadece ve sadece benim görüşümdür. Yatırım tavsiyesi değildir. Asla benim bu konuşmam üzerine altın almanızı kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum. Onu özellikle üstüne basarak belirteyim. Çünkü çok riskli bir olaydır. Hatta size bu konuda bir olay anlatmak istiyorum. Ben ilk altın tahmini yaptığımda 300 liraydı galiba o zaman. 900 lira olacak demiştim Eylül ayında. Sağ olsun bana inanan bir takipçim, Samsunlu bir köylü bu, beni takip ediyormuş YouTube'dan, tarlasını satıyor ve tarlasını sattıktan sonra da işte bir altın alıyor o para karşılığında ve ben Eylül ayında bir kitap fuarındayken bana bir çuval fındık hediyesiyle geldi ve teşekkür edip boynuma sarıldı. Dedim ne oldu, hayırdır yani... Anlamadım olayı. Dedi ki böyle böyle senin sözün üzerine ben dedi tarlamı sattım. İşte altın aldım param 3 kat 4 kat değerlendi. Tabii onun üzerine daha dikkatli konuşma gereği duyuyorum. Çünkü o zaman da söyledim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Gene söylüyorum. Değildir. Ee, ve dolayısıyla kimseye elindeki malı satma önerim yok. Kesinlikle toprağınızı satmayın. Eviniz varsa evinizi satmayın. Nasıl olsa onlar kendiliğinden değerleniyor. Evet altında değerleniyor ama yani elinizde var olan Hiçbir malı satmayın. Satmayın. Sadece sadece eğer elinizde kullanabileceğiniz ölçüde bir nakit hani ekstradan durursa küçük yatırımcıya söylüyorum, büyük yatırımcıya söylemiyorum bunları. Onlarla işim yok tekrar söylüyorum. Küçük yatırımcılar o küçük yatırımlarını işte 5 bin, 10 bin bilemiyorum yani 20 bin neyse altına çevirdiklerini zarar etmezler. Altın zaten binlerce yıldır zarar ettirmeyen bir değerli maden. Ha, geçici süre olarak geri düşürülüyor. Bazı spekülatörler tarafından ki borsadaki oyun artık altında da dönmeye başladı. Kasıtlı olarak düşürüyorlar ama borsa gibi dibe vurma şansları yok. Dibe vurdurma şansları yok altını. Dolayısıyla altın gene otomatikman yükselmeye devam ediyor. Geçici düşüşler sizleri yanıtmasın. Yani geçici düşüşler olabilir. Yani bunlar kasıtlı düşüşler zaten. E, ani satışlar geliyor mevduat hesaplarında. E, dolayısıyla bunlar... Hani gelip geçen aslında insanların elindekileri hani bir şekilde toplamayı amaçlayan e, yani kar amaçlı satışlar. Daha sonra tekrar oradan düşük fiyattan toplayıp büyük karlar elde edebiliyorlar. E, öncelikle hani anlatmak istediğim olay şu. Ne yaparsanız yapın elinizdeki mal varlığını tutun. Satmayın. Sonuçta e, o anlattığım hani... Kardeşimiz Samsunlu kardeşimizin örneği de ortada dedim yani şimdi sen e, o arsayı sattın ama o arsayı zaten bu sattığın altın karşılığında hemen hemen ona yakın bir fiyattan alırsın yok dedi işte ben dedi en azından dedi e, üçte bir buçuğu yani üçte ikisi benim cebime kalır gene eski fiyattan arsamı alırım falan gibi söz etti ama bunlar riskli işler gerek yok yani gerek yok toprak değerlidir toprağınızı asla satmayın evde öyle yani gerek yok. Nasıl olsa onu sattığınızda evet altından kar edebilirsiniz ama zaten ev fiyatları da alıp başını gidiyor, toprak fiyatları da gidiyor. Bu nedenle çok daha dikkatli olmanızda yarar var. Benim önerim bu yönde. Tekrar ısrarla söylüyorum bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi görüşümü anlattım. Bazılarına kızdığım için ben bu konuda yayın yapıyorum. Oraya çıkıp ekranlarda ahkam kesiyorlar. O ahkam keserken kimisi... Tamam işlenlik de yapıyor. Onlara sözüm yok. ne kadar doğru söylüyor yanlış söylüyor ona karışmam. Analizleri doğrudur yanlıştır. O onların sorunu ama e, şunu unutmayalım. Bazıları bilerek ve isteyerek siz e, bir şekilde spekülatör gibi davranıyor. Yani sizi yanlış yönlendiriyor. Piyasayı yanlış yönlendirme amacı güttüğü için kendi çıkarlarına baktığı ya da onların kolladığı adına çalıştığı bir takım gruplar adına bu açıklamaları yaptıkları için altın üzerinde de aynı oyunlar devam ediyor. Bunlara dikkat edin. Yeter. Benim söyleyeceklerim bu. Yatırım tavsiyesi olmamasına rağmen diyorum. Yani işte Eylül 20'sinden sonra altın 1700 bandında olacaktır. Yıl sonuna doğru da işte 1900-2000 bandında olur. Bank of Amerika'nın açıklamasına da bakarsak 2560 dolardan söz ediyor. Hadi 60 doları atalım 2500 dolar. Zaten hemen hemen birbirini takip edecek. Ancak ancak her şey çıkacak olan bir hibrit savaş ya da bir Allah korusun büyük bir savaş, dünya savaşı olmasın tabii istemiyoruz ama Amerika Çin arasında bir gerilim ya da savaşa dönüşürse o zaman zaten altın fiyatlarını kimse tutamaz. Altının onsu 3 bin dolara çıkar, 4 bin dolara çıkar ve dolayısıyla Türkiye'de de altının gramı herhalde 5-6 bin, 10 binleri bulur bilemiyorum. O bir felaket olur dünya için. Öyle bir savaş çıkmasın, öyle bir dünya felaket yaşamasın işte bu şekilde enflasyonla, sıkıntılarla, e, ne diyelim hibrit savaşlarla, gerilimlerle elitlerin keyfini hani istediği gibi bir dünya dizayn edilirken ne yazık ki işte sizlerin, bizlerin hayatlarıyla da oynamaya bir şekilde bizlerle piyon gibi oynamaya devam ediyorlar. E, hep bir söz var yani bugüne kadar öyle ya da böyle bu dünyayı Geçmiş dönemde asizadeler, soylular, padişahlar, krallar bilmem neler idare etmiş. Onlar da elit kısımdı. Daha sonra demokrasi adı altında işte parlamenter sisteme geçtiğine iddia eden gene aynı şekilde bir kısım küçük elit grup aynı şekilde idare etmeye devam etmiş. Çünkü sadece bunlar politikacı ya da siyasetçi değil onların arkasındaki finans kurumlarına bakacaksın. Yani finans dünya çapındaki finans güçlerine bakacaksın. E karşınıza aynı aileler çıkıyor. Hiçbir şey değişmemiş ki. Yani 200 yıllık geçmişe bakın karşımıza Rockefeller'lar, DuPont'lar, işte Rochette ailesi en başta onlar çıkıyor. E bugün stoplandığını zaten yöneten Rothschild ailesi. Bugün ülkelere ekstradan para veren, hani tefeci falan diyorlar ya ülkelere para veren gene onlar. Değişen bir şey yok. Dolayısıyla siyasete bakarken arkasındaki güçlere de bakmamızda yarar var. Hepinize iyi günler diliyorum.